Evet, geçen hafta iyi bir galibiyet aldık. 1-0 geri düştüğümüz maçta geri dönmek sporcuların ve takımın adına çok önemliydi. Bunu başardıkları için tekrardan tebrik ediyorum sporcularımı. Fakat bu bizim lig böyle bir şey. Hemen maç oynadıktan sonra diğer maça konsantre olmak zorundasın. Bu aldığımız galibiyette playoff hattının içinde olduk. Bu bizim için sevindirici bir durum. Ama iki maçımız daha var. Şimdi Mustafa Kemal Paşa'ya gideceğiz. Grubumuz o kadar bir denk bir grup ki, yani en alttaki kırmızı hattaki takımın Konyaspor'la aramızda 5 puan var. Yukarıyla aramızda 5-6 puan var. Yani ilginç bir grupta bulunuyoruz. Yani eşit bir grup, denk bir grupta bulunuyoruz. Bu yüzden de alınan galibiyetler, beraberlikler çok önemli bir değer içeriyor. Bu hafta da Mustafa Kemal Paşa ile oynayacağız. Önemli bir takım. Onlar da iyi transferler yapmışlar. Genç oyuncu, geleceğe yatırım yapmış bir takım. Biz de en iyi şekilde oradan puan almamız lazım. Yani iki maçta 4 puan almayı hedefliyoruz en az. 6 puan olursa zaten bizi başka bir seviyeye getirir. Ama 4 puan olursa da bizim için iyi olur. Oradan yenilmeden ya da atıyorum galibiyetle dönersek çok iyi bir durum olur bizim için. Çünkü ondan sonra Ayvalık Gücü geliyor. O da liderliği kovalayan bir ekip. İki maçta alabileceğimiz 4 puan bizi çok başka bir serüvene getireceğine inanıyoruz. Mücadelemizi edeceğiz en iyi şekilde. Yarın antrenmanımızı yapacağız. Cumartesi sabah yola çıkacağız. Marmara çevresinde bizi destekleyen Pazarspor taraftarlarımızı her zaman olduğu gibi bekliyoruz. Müsait olan herkesi. İnşallah onlara da güzel bir maç izletiriz. Söyleyeceklerim bu şekilde. Teşekkür ederiz. Evet, değerli izleyicilerimiz, hocamızın demircini izlediniz.